Efendim merhaba, tüm adaylara gülümseyerek başlıyoruz programımıza. Evet, sıra sizde artık. Tabii ki bundan bir ay önce ter döktünüz. Bu sıraları, efendim sıra deyince okul sıraları da aklıma geliverdi. Birinci aşama 13 Mart, ardından Haziran'da 5 ayrı sınav. Ve ÖSYM dün size veda ettiğimiz dakikalarda açıklamasını yaptı. Şöyle bir baktığımda çoğu yüzün güldüğünü gördük. Fakat enteresan bir şey gözlemledim. Bunu kendi kızımda da gördüğümü söyleyebilirim. Sıralama ile puanlar arasında bir çapraz ilişki var. Yani baktığınızda puan çok yüksek, sıralama düşük olabiliyor. Bu konuda özellikle uzmanlara kulak vermekte yarar var diyorum. Dünkü Akit Gazetesi'nde yazı dizimizin ilk sayfasında, bölümünde sıralamanıza göre değerlendirme yapmanızı istemiştik sevgili adaylar. Puan sizi tabii ki önemli bir göstergedir. Kesinlikle aldatmasın. Ve birçok üniversitede dün itibariyle tanıtım günleri başladı. Ve heyecan dorukta diyoruz. 26'sında efendim resmi olarak biz gidip internet aracılığıyla ÖSYM'nin kılavuzunda belirtilen çerçevede, özellikle bunu da vurguluyorum, ÖSYM'nin belirttiği kurallar çerçevesinde ve üstelik işte biliyorsunuz orada tamamen kontenjanlar, tabanlar, hatta geçen yıl uygulamaya konulmuştu akademisyenlerin isimleri bile yer alacak. Ve buna göre de tercihi yapmak gerekiyor. Heybemiz dolu ama bu heybeyi ziyan etmeden hedefe ulaşmak gerekiyor yine aynı dolulukta. Ve tabii ki öncelik adayların tercihi. Velilerin tercihi olmamalı. Bunu bir veli olarak da sesleniyorum. Bir eğitimci olarak da bir yayıncı kimliğimle de. Çünkü burada yanlıştan dönüş biraz bir yılına efendim maalesef mal olabilir sevgili adaylarımızın. Evet, biz yeniden hataların üst üste gelmemesi ve şu sürecin doğru değerlendirilmesi adına değerli akademisyenleri farklı üniversitelerden buraya davet ediyoruz. Dün de efendim kısmen hemen bir açılış yapmıştık. Geçtiğimiz haftalarda da cumartesi günleri bu konulara değindik. Ama bugünden itibaren çoğu kez canlı olmak üzere farklı üniversitelerin öne çıkan bölümleri, merkezleri veyahut üst düzey yöneticilerinin efendim görüşlerini buraya ekrana taşıyacağız. Evet, iki bölümlü yapacağız programı bu hafta ya da bugün diyeyim daha doğrusu ve ilk bölümde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi'nden. Ve Üsküdar Üniversitesi deyince davranış bilimlerinde ilk ve şu an için tek olan bir üniversiteden söz ediyorum. Adı da efendim Üsküdar olduğuna göre İstanbul Üsküdar'da konumlanıyor bu üniversite. Ve rektörünü de tanıyorsunuz. Birçok ismi oradan tanımış olmalısınız. Sevgili adaylar daha iyi tanıyorlar. Tek 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 saymayacağım burada. Ama genel olarak baktığımızda Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın himayesinde orada çok güzel şeyler yapılıyor. Hele hele birkaç yıldır beri. Önce akademik kadro diyeceğiz ama merkezlerinde de güzel şeyler yapılıyor. Bunlardan birisi 2 yıl önce kurulmuştu. Sayın Doçent Doktor Merve Kavakçı'nın efendim şu anda himayesinde. Pamer, evet Pamer'in açılımını da konuşacağız ama öncelikle misafirimize hoş geldiniz diyorum. Sayın hocam mı diyeyim, sayın milletvekili mi diyeyim, sayın yazarım mı diyeyim, hangi unvanla isterseniz efendim kabul edin, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de kendimi evimde hissediyorum. Sağ Evet. olun. Önce vatanımıza, milletimize, başsağlığı, Evet. şehitlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar Rabbimden diliyorum. İnşallah karanlık günler Türkiye'de artık geride kaldı. İnşallah. Siyaset bilimi ve uluslararası Tabii ilişkiler konunuz ve bölümünü şu anda sahada konuşacağız. başımıza gelenler de sizin aslında tam araştırma konunuz. Böyle önceden cımbızla çekilir vesaireydi. Şu anda yaşadıklarımız bir film şeridi değil, gerçeklerle karşımızda. Evet. Ve hiç cımbızla çekmeye gerek kalmayacak bir gerçek. Ve sizin de tecrübeleriniz var. 1990'lı yıllardan bugüne. Akademisyen olduktan sonraki süreçte bu tecrübeleri belki de bilimsel bir imbikten geçirdikten sonra yansıtmaya başladınız kamuoyuna. Ve Pamer'in kuruluşu. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Demin bir ebeveyn olarak yaptığınız tavsiyeye ben de katılacağım. Çocuklar inşallah haklarında en hayırlı kararı
Evet, ailelerine de belki danışarak ama sonuç itibariyle kalplerindeki yatan o ateşin ne olduğunun doğru tespitiyle kendileri karar versinler diye düşünüyorum. Zira ben de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere biraz eğitimim sebebiyle geç zamanda kavuşan biri oldum ve bu alanın ne kadar önemli olduğunu da çok şükür fark ettim ve o alanda çalışıyorum. Tabii siyaset dediğimiz zaman ve siyaset bilim uluslararası ilişkiler dediğimiz zaman kendisini anlamak isteyen, çevresini anlamak isteyen, şehrini, ülkesini, bölgesini ve dünyayı anlamak isteyen herkesin bilmesi gereken bilgileri içeren bir bölümden söz ediyoruz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gerçek anlamda dünyayı, dünya siyasetini ama dünya siyaseti dediğimiz zaman bunun içinde kültür de var, bunun içinde sosyal etkenler de var, ekonomik etkenler de var, başka etkenler de var. Bunların hepsine bir miktar bakan genel bir bilim dalı, interdisipliner bir alan ve biz de Üsküdar Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde İnsan ve Toplum Bilimlerinin fakültesinin altında öğrencilerimizle hem Üsküdar Üniversitesi'nin mottosu olarak insanı anlamaya çalışıyoruz. Evet, kendimizi anlamak ve beyin alanında önemli çalışmalar var. Burada sanılmasın ki Üsküdar Üniversitesi bir tıp alanında sadece hizmet veriyor. Tıp fakültesi vesaire gibi mutlaka farklı şeyler vardır. Her üniversitenin bu hedeflerini efendim gerçekleştirme adına çalışma yaptığını biliyoruz. Ama farklılıkları biz burada size yansıtmak adına ve şu anda görüyorsunuz şu heyecanı yaşamak adına şu anda milyonlar o tercih noktasına gelmiş durumda. Ve biz bu tercihlerin yanlış yapılmaması, doğru adreslere gidildiği vakitte doğru isimlerle akademik kariyerini ve diğer hayata efendim hazırlanış süresini tamamlamalarını istiyoruz. Burada özellikle Merve Hanım'ın belirttiği konular akademik yönlü kariyer yapmak isteyenler için işte fırsat diyebileceğimiz bir kapıyı da aralamış oluyor bizlere. 2 yıldır bugüne neler yaptık? Türkiye mi, dünya mı, coğrafyaları şöyle baktığımızda sadece bir üniversitenin adının bir noktaya gelmesi adına değil galiba. Genel olarak baktığımızda dünya coğrafyasında büyük değişiklikler oluyor ve ya da yapılmak isteniyor. Bu cepheden baktığımızda PAMER gibi merkezler, PAMER zaten alanında tek. Evet, Türkiye'de kurulmuş tek ve ilk postkolonyal çalışmalar yapan bir merkez. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi PAMER. İkisi böyle bir beraberlik, birliktelik içerisinde bu alanda çalışıyor Üsküdar Üniversitesi bünyesinde. Ve dediğimiz gibi Türkiye'de ilk defa böyle bir merkez kurulmuş durumda. 2011'de kurulan bir üniversiteden söz ediyoruz. Çok genç yeni bir kadrosu ve genç bir üniversite. Ama talep de gördü. Fazlasıyla puanları yükselen güzel bir üniversite, iyi bir eklektik akademik kadrosu var. Biraz ondan söz eder misiniz? Sosyal ilişkilerinizi de biraz hiç olmazsa sevgili izleyiciler, adaylar da görmüş olur. İsimler belki unutulabilir ama şöyle toplumun önünde olan değerli isimler, sizin temas halinde olduğunuz STK'lar, uluslararası efendim yerler, adresler, bunlardan rahatlıkla söz edebiliriz. Buyurun. Evet. Çünkü sonuçta akademik bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü de 2 senedir kuruldu. Ben de zaten George Washington Üniversitesi'nde 10 senelik bir uluslararası ilişkiler hocalığı döneminden sonra buraya gelerek bu bölümün kurulmasında katkıda bulundum ve Postkolonyal Çalışmalar Merkezi'nde açmış olduk. Yani 2 senedir faaliyet gösteriyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey bir sömüren ve sömürülen. Gelişmiş ülkeler karşısında gelişmekte olan ülkeler, ezenler ve ezilenler, dünya siyasetinde
söz sahibi olanlar veya söz sahibi olmak isteyip de olamayanlar arasındaki sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi dengeleri ortaya koyuyoruz. Bunlara demokratik ve bilimsel itirazlar geliştiriyoruz ve öğrencilerimizi de eğitimimizin içerisine sokuyoruz. Yani öğrencilere sadece siyaset bilim uluslararası ilişkiler hocası olarak derse girip onlara bir lektür verip çıkmıyoruz. Bu benim tarzım değil mesela. Evet. Zira benim bir siyasetçi, eski siyasetçi kimliğim de var. Yani araziden de alandan da geldiğimiz için hem teoriyi konuşuyoruz. Bu işlerin teorik dünyada felsefi anlamda background'unu anlatıyoruz ama öğrendiğimiz bu bilgilerin kendimizi anlamaya, çevremizi anlamaya, ülkemizi anlamaya, bölgemizi anlamaya, dünya siyasetini anlamaya faydası olmadığı sürece bu bilgilerin bir önemi olmaz düşüncesiyle de bunları pratiğe geçiriyoruz. Onun için öğrencilerimizle beraber öğreniyoruz. Postkolonyal katkıları çalışmalı. Var. Efendim? Bu merkeze öğrencinin direkt katkısı var. Katkısı çok fazla var ve buradan çok istifadesi güzel. De var. Şöyle ki sosyal bilimler dergimiz var. Bu hakemli bir dergi, ciddi bir dergi. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin farklı hakemlerle makalelerinin çıktığı, İngilizce veya Türkçe olarak makalelerinin çıktığı bir dergi ve Üsküdar Üniversitesi bünyesinde çıkan bu dergi mesela benim şimdiye kadar lisans öğrencilerimden ve bir kısmı da bizim üniversitemizin dışındaki başka İstanbul'daki bölgedeki üniversitelerden de katılan öğrencilerle beraber yaptıkları alan çalışmasını bir süre sonra onlara verdiğimiz metodolojik dersten sonra makaleye dönüştürüyorlar. Yani çocuklarımız 20'li yaşların başlarında CV'lerine koyabilecekleri bir iş başvurusunda bulundukları zaman onları diğer adaylardan öne çıkartabilecek bu tip değerleri ekleyebiliyorlar. Bu arada da tabii dünyayı da anlamaya çalışıyoruz dediğimiz gibi. İngilizce ağırlıklı gidiyor değil mi çalışmalar? Evet, üniversitemizdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü dersleri tamamıyla İngilizce. Psikoloji dahil bildiğim kadarıyla derslerin hangi dersler? Evet, psikoloji bölümünün de antropoloji derslerine de şimdiye kadar sizi katkıda bulundum. Bir siyasetçi kimliğinizle tanıyoruz. Yazar olarak Akit Gazetesi'nden sizi okuyanlar, takip edenler var. Akademisyen kimliğinizle şu anda adaylar Üsküdar Üniversitesi'ni seçmek istediklerinde Merve Hanım'dan hangi dersleri alacaklar? En başta siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünün derslerini, bazen de diğer bölümlerdeki derslere de yardımcı oluyorum. Ama her dersi verebiliyoruz. Siyaset bilimine giriş dersimiz, uluslararası ilişkilere giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, daha büyük sınıflarda da tabii daha uluslararası ilişkilerin spesifik siyaset teorisinden tutun da mukayeseli siyaset teorileri, Orta Doğu siyaseti, Avrupa Birliği siyaseti vesaire birçok elektif derslerimiz de var. Üsküdar'ı farklı kılan özellikler gözlemlediğim kadarıyla. Hiç şüphesiz. Evet. Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi de tabii onu çok biricik kılan bir yer. Burada mesela eğitimimiz hem hands-on şekilde yani öğrenciler de katkıda bulunarak devam ediyor. Efendim Patlamış Mısır eşliğinde bir film seyrediyoruz da o filmi postkolonyal açıdan değerlendiriyoruz mesela. Öğrencilerimizle beraber. Yani yaptığımız uluslararası sempozyumlara öğrencilerimiz de katılıyor. En son bir Çağımızın Buhranı Terör adında bir uluslararası ulusal sempozyumumuz oldu. Diyanet İşleri Başkanımızın da yaptığı bir açılış konuşmasıyla terörü konuştuk. Terörün farklı boyutlarını konuştuk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak terörden etkilenmediğimizi söyleyemeyiz. Yaşadığımız darbe girişiminde terörün rolünün olmadığını söyleyemeyiz. O zaman bizler halka açık bu toplantılarımızda en başta öğrencilerimizin istifade etmesini Şimdi istiyoruz. Ben sizin efendim bir öğrenciniz kabul edin, izin verirseniz belki de bir değerlendirme de yapmış olursunuz. Siyasetçi bilimi ve bu badirelerden geçmiş parlamentonun da çatısı altında
halka, millete hizmet vermiş bir isim olarak. Bana anlatır mısınız mümkünse 28 Şubat ile bu son yaşanan arasındaki en belirgin fark neydi? Evet, zor bir soru. Hocalarımız her zaman her sorunun cevabını bilmiyorlar diyelim. Ama peki, belki böyle bir konuyu ayrıca önümüzdeki senede yapacağımız her dönem yaptığımız siyaset okulunda. Evet, siyaset okulumuzda da sertifika programımızda da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Rabbim darbeler göstermesin. Amin. En başta. Tabii 28 Şubat'ın nevi şahsına münhasır bir hali vardı, bir postmodern darbe demiştik biz buna ve PAMER içerisinde de bunun çalışmalarını yapabilen arkadaşlarımız da var. Ben aslında doktora tezimi de bu konuyla yapıp PAMER'le postkolonyal çalışmalarla ilk tanışmamı da bu işte ikili dünya, yani Batı ve karşısında bir öteki gören Türkiye üzerinden başörtü yasağını inceleyerek yapmıştım. Tabii gerçekten postmodern darbe bir postkolonyal çalışmayı hak eden bir darbe idi. Bugünkü de aslında belki farklılığına değil ama benzerliğine bakarsak, gelişen bir Türkiye, iki ayağı üzerinde duran bir Türkiye, sadece kendi halkına hizmet vermeyen, aynı zamanda Suriyeli 3 milyon göçmene de kucağını açan bir Türkiye, Somali'de var olabilen bir Türkiye, Afrika'yı canlandıran bir Türkiye, bir taraftan da dünya beşten büyüktür diyerek Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o kendini üstün görme psikolojisine bir itiraz geliştiren Türkiye'ye, evet, ilerlememesi için içten ve dıştan uygulanan bir terör, bir katliam, sivillerimizi ve seçilmişlerimizi hedef alan bir cinayet, canilik tarihi olarak yok. Yani ifade ediyorum. Yani bir benzerliği hem var ama tabii ki boyutları itibariyle gördüğümüz vahşeti ve şehitlerimizin sayısını, yaralılarımızın sayısını görünce de bir 21. yüzyılda modernitenin getirdiği bugündeki çıkmazımızı ifade eden ve insanın kendisini anlamasını engellemek isteyen bir zihniyetin, evet, ürünü olduğunu düşünüyorum. Biz Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi'nde bir siyaset okulumuzda kendimiz kalmak diye 5 haftalık bir program yaptık. Kendimiz kalmak ne demektir? Kendimize bile yabancılaştırılmak, kendimiz olamamak, başka bir şeye dönüştürülmek. Türkiye'yi de tabii dönüştürmek isteyenler hiç şüphesiz her yerde vardır ama Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül vermiş, ülkesini seven insanlar olarak öğrencilerimizle beraber bunları akademik bir çerçeveden, duygusallıktan uzak bilimsel verilerle inceliyoruz ve bunları literatüre kazandırıyoruz. Evet, gelecek senede inşallah bilimsel yönü de değerlendiririz. Çünkü bu işler bugünden yarına bir köşede yazmak, televizyonda yorum yapmaya benzemiyor. Bu yönüyle üniversitenin de ayrı bir ağırlığının, misyonun olduğu belli. Tabii ki biz hamdolsun ki 50-60 saat sonra baktığımızda yeniden bir doğuş gibi biz pazartesi günü itibariyle normal hayatımıza başladık. Kolay olmadı. Onun değerlendirmesini zaten sürekli yapıyoruz. Ve ÖSYM'de ben merak ettim. Herkes de soruyordu. Bir veli olarak da acaba bugün açıklar mı dedim. Ve dün akşam saatlerinde beklenen açıklama geldi. Adaylar yerleştirme puanları için efendim bir şekilde ellerine geçen bilgileri artık değerlendirme safhasında. Bildiğim kadarıyla sizin üniversitenize dahil olmak üzere hemen hemen tüm vakıf üniversiteleri artı devletten de bazı üniversiteler bu tanıtım yarışında yer alıyor. Yine bildiğim kadarıyla üniversitenizin değerli akademisyenleriyle adayları bir araya getirecek bir takvim de oluşturuldu. Bu takvimi düzenli bir şekilde web sayfalarından takip etme şansınız var sevgili adaylar. Ve ilk olarak ayın 21'inde hatırladığım kadarıyla siz adaylara arzu ettikleri takdirde
hem merkezle ilgili bilgi vereceksiniz hem de üniversiteyi temsil yönüyle bilgilendirme yapacaksınız. Tabii öğretim üyeleri olarak asistanlarımızla beraber okuldayız her zaman. Ve kapımız, ben öğrencilerimle ilk tanıştığımda da söylerim, kapımız bütün öğrencilerimize, velilerimize, her zaman için halkımıza açık. Onlarla oturuyoruz, hem siyaset konuşuyoruz, hem akademiyi konuşuyoruz, hem geleceği hem geçmişi konuşuyoruz. Memnuniyetle ben de diğer arkadaşlarım da bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Hafta sonu dahil olmak üzere evet. Bu kapılar açıktır, belirtelim. Çünkü takvim 2 Ağustos akşamına kadar siz sevgili adaylar için işliyor. Evet, aslında şu anda muhasebe yapma zamanı, asıl efendim işlemler az önce belirttim 26'sında başlayacak. Ve bu süreyi biz de geçmişte yaşadık heyecanlı bir şekilde. Fakat bize yol gösteren olmamıştı. Ne dizi yazılar vardı, ne internet imkanı vardı, ne televizyonlar bu kadar fazlaydı. 80'li yıllar, 90'ların başı. Bütün bunlar efendim şu anda nimet olarak sizlere sunulmuş. Fakat doğru bilgiyi doğru efendim noktalardan almanız gerekiyor. Biz burada tavsiye aşamasında da yine geçmişten bugüne yapmış olduğu çalışmalarla kamuoyunun efendim takdirini kazandığını düşündüğüm artı mecliste de temsil gücü olan değerli bir isimden almak istiyoruz. Evet, ekranda sizi adaylarla baş başa bırakacağım 4 dakika boyunca. Hiç devreye girmeyeceğim. Kamera sizde ve 4 dakika adaylarla baş başa tecrübeleriniz, tavsiyeleriniz, üniversite hayatının normal hayatımızdaki yeri, önemi, bu konular ve adaylar tercihte nelere dikkat etsin? Söz sizde Sayın Kavakçı. Teşekkür ederim. Bu sürpriz oldu. Peki. Buyurun. O zaman şunu söyleyeyim. İnşallah hakkınızda en hayırlı kararı vermeyi Rabbim nasip etsin. Önemli bir aşama. Onun için hayatınıza tesir edecek bir şey. En başta sizi kalben mutmain kılacak. Yani tatmin, sizin kalbinize sekinet verecek, mutlu edecek bir bölümü seçmenizi tavsiye ediyorum. Hiç şüphesiz ailenizin, etrafınızdakilerinin, arkadaşlarınızın görüşleri önemli. Ancak maişet kazandığınız, yani her gün evinizden çıkıp gidip, akşam ekmeğinizi kazanıp evinize döndüğünüz o iştigal ettiğiniz, meşgaleniz, o yapacağınız işin sevdiğiniz bir iş olması çok önemli. Ondan dolayı muhakkak surette sevdiğiniz bir bölümü tercih edin diye düşünüyorum. Şimdi bizim zamanımızdakinden farklı olarak hiç şüphesiz çok bilgi var. Bu hem iyi hem kötü, bilgi kirliliği de var. Onun için de öğrencilerimiz, evlatlarımız olarak bu bilgileri doğru şekilde ayıklayıp en etkilisi üzerinden gidiniz diye düşünüyorum. Ben tıp fakültesi eğitimiyle başladım ama bunu bitirme imkanım olmadı başörtüsü yasağı sebebiyle. Daha sonra bilgisayar mühendisi oldum. Ama aslında gönlümde yatan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilermiş. Onu daha sonra fark ettiğimde de hemen o tarafa meylettim ve onun eğitimini aldım. Şimdi onun hocalığını yapıyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler birçok anlamda üzerine yüksek lisans yapılabilecek, doktora yapılabilecek bir interdisipliner alan. Onun için psikoloji okumak isteyen öğrenciler, sosyoloji okumak isteyen öğrenciler, hatta tıp okumak isteyen öğrenciler ilk alanda siyaset biliminde düşünebilirler. Benim yüksek lisansımı yaptığım üniversitede kamu yönetimi üzerine master'ımı yaparken sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım tıp fakültesi öğrencisiydi. Çünkü bunun tıpla da bir alakası vardı. Sonuç itibariyle gönlünüzde yatan aslanı bir an önce bulmanızı tavsiye ediyorum. Ve bunun sizi her zaman memnun etmesini, memnun olduğunuz zaman o işte de en başarılı olacaksınızdır diye düşünüyorum. Ve en hayırları diliyorum. Hepiniz evet, için. Bir tecrübe konuştu. Ben de izninizle bir soru eklemek istiyorum. Buyurun. Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Tercihte öncelik hangisi olmalı?
Çok onu da ben de ben Türkiye'de okumadım aslında. Ve dışarıda bir kıyaslama dışarıdaki kıyaslamayı da şöyle yapabilirim. Yani gelir gelmez bir vakıf üniversitesinde göreve başladım. Görevimden çok memnunum, inanın. Akademik ortam Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece akademisyendir. Rahat imkanları vardır. İnanın burada da çok güzel, güler yüzlü bir ekiple beraber çalışıyoruz. Onun için devlet üniversitesi tecrübesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başörtü yasağıyla gelen bir tecrübeydi. O konuda tecrübelerim gerçekten çok iyi olmamıştı ki bu 80'li yıllarda, öğrencilerimizin hiç anlayamayacağı yıllarda. Üniversite olarak çocuklar hiç şüphesiz kendi alanlarını tespit ettilerse bu alanda en iyi olan yerleri tercih edebilirler. Öne çıkan yerleri. Mesela Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi'nden, PAMER'den söz ettik veya davranış bilimlerinden yani söz ediyoruz. Kariyer planlamasında üniversitenin rolünü de konuşmuş oluyoruz biz bu öyle aşamada. Öyle oluyor tabii ki. Yani kariyer planlaması çok önemli. Mesela psikoloji alanında, davranış bilimleri alanında ben Üsküdar Üniversitesi'nin adını ilk olarak bir veli olarak 2011 senesinde tatile Türkiye'ye geldiğim zaman farklı yerlerdeki reklamlarından tanımıştım. Çünkü benim kızım da bu alanda doktora yapıyor ama o Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve orada yapıyordu. Hatta buradaki üniversiteyle de bir irtibatı olabilir diye davranış bilimlerinde, psikolojide ve hiç şüphesiz beyin araştırmalarında bu alanlarda öne çıkan bir üniversite Üsküdar Üniversitesi. Aynı şekilde postkolonyal çalışmalar üzerine başka çalışan bir üniversite olmadığı için Türkiye'de de biz ümit ediyoruz, örnek oluruz, her yerde kurulur. Ama şimdilik tek ve ilk olduğumuz için bu alanda çalışan, expert olmak isteyen öğrencilerimizin hiç şüphesiz tercih edebileceği bir yer. Peki siyasete girmek isteyenler, sizin gibi bir mücadele içinde olanlar, mücadeleyi seviyorsunuz, o yapınızda da var bildiğim kadarıyla. Ailenizde de yine temsil gücü olan değerli hanımefendi kardeşinizin siyasetinin aktif içinde olduğunu biliyoruz. Onu da izleyicilerimizle paylaşmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu yönüyle baktığımızda aday öğrencilerden ben siyasetçi olacağım yarın diyen Merve Kavakçı ile bir selamlaşsın mı Üsküdar Üniversitesi'ne gelerek? Son sorum bu olsun. Tabii. Bütün öğrencilerimize siyasetçi olsunlar olmasınlar davet ediyorum tabii ki. Ve memnuniyetle görüşürüz her zaman için. Evet, tabii biz misafirimizi uğurlamıyoruz. Şöyle birkaç soru daha sormak istiyorum. Bir nefeslenelim. Malum gündem yoğun. Şöyle gündemle ilgili de arkadaşlarımızın bir fragmanları var. Onu bir izleyelim. Ardından Merve Hanım'la son bölümde devam edeceğiz. Evet. Sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. 2 Ağustos günü dahil olmak üzere gazetemizde her gün farklı konu başlıklarıyla sizlere sesleneceğiz. Farklı üniversitelerin tabii ki adaylarla ilgili tavsiyeler, beklentiler, hazırlıkları da var. Hepsine saygı duyuyoruz. Her birimizin evladı bu üniversitelerde okuyup yarın Türkiye'si adına hizmetlerde bulunacaklar. Artı tabii ki helalinden ekmeklerini kazanacaklar. Şimdi burada doğru tercihin adresleri üzerine yoğunlaştık ama bu adreslerin içerisinde yapılan bazı bilimsel faaliyetleri de bilmeden tercih hakkını kullanmak doğru olmayabilir diye düşünüyoruz. Ve biz bu maksatla kalkıp bursu nedir, imkanı nedir, yüzme havuzu var mı, bilmem ulaşım imkanı şudur budur. Yani sanki bir tatil köyüne benzeterek üniversiteleri tanıtmaya kalkarsak bunun da vebalini çekmiş oluruz. Ben böyle üniversite tanıtımı yapan tüm programcılara da buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için üniversite efendim bir şeylerin çabası altında içinde olmalı. Akademisyenleri yönüyle, bilimsel araştırmaları yönüyle Türkiye'nin yüz akı olabilen kaç üniversite var? İşte bu cepheden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bu tecrübeyi de edinmiş olan değerli bir akademisyenle birlikteyiz son bölümde. Ve yine söyleyeceğim, anonsunu yapacağım. Üsküdar Üniversitesi'nden 2 yıl önce kurulan PAMER'in müdürü Sayın Doçent Doktor Merve Kavakçı Hanımefendi.
Evet, üniversiteler diyoruz, ilmin yuvası diyoruz. Fakat mezun olduktan sonra kalifiye eleman diyoruz, kaliteli diyoruz, bilgi, tecrübe ve bütün bunların yoğrulmuş haliyle gelin buyurun işe başlayın dediğimizde maalesef içi boş bir tenekeye benzer bir durumla karşı karşıya kalmak içler acısı. Ne diyeceksiniz? Türkiye'de bu yapı ne kadar sürdürülebilir? Şimdi ben müsaadenizle bir mukayese yapma imkanım olduğu için uzun yıllar Amerika Buyurun. Birleşik Devletleri'nde hocalık yapıp öğrencilerle hem lisans hem yüksek lisans hem doktora seviyesinde farklı öğrencilerle bir arada çalışma imkanı buldum. Türkiye'deki eğitim sistemiyle ve öğrencilerimize vereceğimiz tavsiyeler üzerinden konuşmamız gerekirse şunu söylemem Buyurun. Lazım çocuklara. En başta İnsan olmak çok önemli olduğu için sadece bir siyaset bilimci olmuyorsunuz. Sadece bir psikolog, sadece bir doktor, sadece bir mühendis olmuyorsunuz. Aynı zamanda insan olarak bir bütünlük içerisinde olmanız lazım. Bu da şu anlama geliyor. Bu çocukların sadece derslerle kifayet etmemeleri, derslerinin hepsinden A almaları şart bir defa. Hepsinden 100 almaları, hepsinden 90'lı rakamları almaları önemli. Yani ellerinden geleni yapmaları. Bunun da dışında extracurricular aktiviteler. Yani okul eğitimi dışı aktiviteler dediğimiz şeylerle kendilerini geliştirmeleri gerekmekte. Baktığımız zaman görüyoruz ki mesela gelişmiş ülkelerdeki evlatlarımız, oradaki çocuklar çok erken yaştan stajlar yapıyorlar, çalışıyorlar, sahadalar. Birazcık sahadalar, hayatı tanıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar mesela Pamer'de bunu da yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde bir siyaset okullarımız var. Türkiye'nin farklı yerlerinden tanınmış akademisyenler, siyasetçiler, edebiyatçılar vesaire medyadan mensupları getiriyoruz. Bunları haftalık programlarla dersler verdiriyoruz öğrencilerimize ve öğrencilerimiz derken bizim yaptığımız bütün faaliyetler halkımızın tamamına açık faaliyetler. Herhangi bir eğitim seviyesi veya herhangi bir yaş sınırlaması veya mesleki sınırlama yok. Günün sonunda kendimizi ve dünyayı daha iyi anlayalım diye herkese kucak açmak durumundayız. Bu siyaset okulunun dışında demin de ifade ettiğim gibi Popcorn and Movie Nights dediğimiz Pamer'in patlamış mısır eşliğindeki faaliyetleri var, film seyredimleri var ve expertlerimiz alanında çok önemli isimli yapmış expertlerimizle beraber bu filmleri başka bir açıdan değerlendiriyoruz. Bunun dışında Pamer'in Perşembe platformları dediğimiz Tea Talks bölümü var. Burada her Perşembe günü. Katılabilme şeyini de herkes açık faaliyetler bunlar. Güzel. Üniversitede hangi yerleşkedesiniz? Biz Üsküdar Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü, Kuzey Yerleşkesi'ndeyiz. Bir de tam merkeze sahile yakın olan var. Hatırladığım kadarıyla. Evet. 3 tane kampüsü var zaten. Bunlar hepsi zaten az çok birbirine yakın. Ama Pamer olarak ve Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler derslerimizin tamamı zaten Kuzey Yerleşke'de İnternette gerçekleşiyor. İnternetten de takip edilebilecek şekilde duyurusunu yapıyorsunuz. Zaten Twitter hesabından da hem de üniversitemizin şeylerinden öğrencilerimiz öğrenebilirler. Tabii web sayfasını da burada bir kamu hizmeti yaptığımız düşüncesiyle üniversitenin web sayfasını da şu anda ekrana yansıtabiliriz sevgili yönetmenim. Ve üniversitede 2016 akıllı tercih nasıl yapılmalıdır dedik, değerlendirdik. Merkezin müdürü olarak değerlendirmenizi yaptınız, davette bulundunuz ve bundan sonra söz adaylarda, sıra adaylarda. Ve bugün itibariyle baktığımızda adaylar bu yılki sınav sonuçlarına göre çok kolay ifadesi hep dillendirildi. Fakat az önce de belirttim, sıralama ile gelen puanlar arasında bir farklılaşma var. Üniversitede galiba sıralama yapılırken merkezi sistemde bu dikkate alınacaktır. Size gelen adaylar, selamlaştınız, konuştunuz, dertleştiniz. Tabii sizin bir farklı yönünüz de var. Mutlaka gündemle ilgili bir şeyler de sorulmuştur bizde olduğu gibi. Ama akademisyen kimliğinizle öğrenciye orada üniversiteyi anlatırken hakikaten böyle umut dolu, gözleri ışıl ışıl olanlar var. Annelerinin, babalarının elinden tutarak gelenler var. Özgürce geldim ben burayı tercih edeceğim diyenler var. Tabii biz burada Üsküdar Üniversitesi'nde birinci, ikinci, üçüncü sırada tercih edenler ne avantaj sağlarlar? Burs olanakları nedir?
bilmem sosyal donatıları vesaire. Bütün bunları sevgili izleyiciler, biz Merve Hanım'ı yormayacağız. Merve Hanım'ın memleket meseleleri ilgili çok çalışmaları var. Onlarla meşgul olduğu için biz bu konuları sizlerle gelecek defa programda mutlaka işleyeceğiz. Web sayfasını da lütfen inceleyin diye tavsiyede bulunuyoruz. Ve ben efendim son birkaç dakika içerisinde sizin hem uzun zamandır belki ekranda olmadığınızı düşünerek izleyicilerimi çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Hem bir hastalık giderdiniz hem kısaca gündemi değerlendirdiniz. Üniversiteden söz ettiniz. Anne olarak veya bir veli olarak ardından akademik noktada değerlendirmede bulundunuz. Eksik bir şeyimiz kaldı mı diye şöyle bir aklımda tarıyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Yine hayırlar diliyorum öğrencilerimize. Doğru kararı versinler inşallah. İnşallah en kısa zamanda onlarla sınıfta görüşmek üzere diyelim. Evet ve burada baktığımızda Üsküdar Üniversitesi olarak darbelerin çözüm olmadığını, milli iradenin, demokrasinin yanında olduğumuzu ilan ederiz diyor. Bu ifade sadece Üsküdar Üniversitesi'nin değil, tüm STK'ların, üniversitelerin 78 milyonun efendim haykırışıdır. İzninizle tekrar okuyacağım. Üsküdar Üniversitesi olarak darbelerin çözüm olmadığını, milli iradenin, demokrasinin yanında olduğumuzu ilan ederiz. Bunun altına kim imza atmaz ki? Bu vatanı seven, milletini seven bir vatandaş olarak işte tanklar önünde 2 saat, 3 saat önce görüntüleri izledim. Efendim, haykırmak, ağlamak vesaire. Çok çok hafif kalır bu ifadeler. Bu kadar mı efendim şeytanın kölesi olurmuşlar? Aman ya Rabbi dedim. İnsanoğlu, ayet-i kerimede de geçiyor değil mi Merve Hanım? İnsanoğlunun ne kadar gaddar olabileceğini, bencil olabileceğini Cenab-ı Hak dile getiriyor. İşte bunun bir örneğini gördük. Bunlar bize ders olsun vatanımızın, milletimizin kıymetini bilmek adına. Efendim nasip olursa yaklaşık 2 saat sonra ekonomi yayınında bu defa sizlerle birlikte olacağız. Biz eğitim programında farklı üniversitelerdeki duraklarımıza her gün hafta içi saat 16'da, hafta sonu saat 15'te devam ediyoruz. Ve sizleri de hem aday olarak hem veli olarak hem efendim değerli akademisyenleri görmek, onların görüşlerinden istifade etmek adına bu ekranlara davet ediyoruz. Ve ben teşekkürlerimi iletiyorum yeniden Merve Hanım'a ve sizlere de hayırlı bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.